Hayatımızda önemli bir yeri olan para hakkında doğru diye bildiğimiz bazı şeylerin bir efsane olduğunu yani gerçeği yansıtmadığını hiç düşündünüz mü? Çok eski zamanlardan beri gelen bu paraya yanlış bakış açısı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Bizler de bugünkü videoda para hakkında yanlış bilinenlere sizler için derledik. Keyifli seyirler dileriz. Burada yeniyseniz bildirimleri açıp abone olduğunuzdan emin olun. Böylelikle yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videomuzu sonuna kadar izleyerek para hakkında daha fazla bilgiye sahip olacaksınız. İşte para hakkında yanlış bilinenler. Bir numarada para biriktirerek zengin olursunuz efsanesi var bu yanlış efsaneyi belki de çoğu insanın okullarda finansal okur yazarlık öğretilmediğinden dolayı paraya yanlış bakış açıları neden olabilir. Enflasyon hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan bir kişi veya sıfır enflasyonun olduğu bir ülkede yaşıyorsanız para biriktirmek belki de mevcut zenginlik seviyenizi korumanıza olanak tanıyabilir. Fakat enflasyonu olan hatta bizim gibi yüksek enflasyonu olan ülkelerde para biriktirmek aslında bir yatırım değildir kasanızda veya bankanızda biriken para aslında her geçen zaman dilimi içinde değerini kaybetmektedir. Örneğin 5 yıl önce cebinizde bulunan 200 liranın alım gücüyle şimdiki 200 liranın alım gücünü isterseniz bir karşılaştırın. 2018 yılı Temmuz ayında 200 liranız yaklaşık 32 litre benzin alabiliyorken 2023 Haziran ayında sadece yaklaşık 8 litre benzin alabilirsiniz. Bu da para biriktirmenin en büyük yanlışlardan biri olduğunu gösteriyor. İki numarada ise zengin insanlar kötüdür diye bilinir. Bu düşünce belki de tarihe bakış açısından geliyor olabilir. Zenginlerin köle sahibi olması veya yanlarında çalıştırdıkları insanlara davranış biçimlerine göre yorumlanmış olabilir. Günümüzde birçok okumuş insan, doktor, avukat, yazılım mühendisleri iyi bir yaşam sürecek gelire sahiptirler. Zenginlik oluşturma kısmında ise kendi girişimlerini veya şirketlerini kuran insanlar servetlerini arttırmışlardır iyi bir girişim fikriyle bir sürü insana ücretli iş yaratmış olur ve onların da geçimlerini sağlamalarına yardımcı olursunuz. Ve iyi bir fikrinizle insanların ihtiyaçları olan şeylere çözüm bularak kendinize de zenginlik yaratmış olursunuz. Fakat bu da kendinize zenginlik yaratmak veya para kazanmak için diğer insanları kandırdığınız veya onlara yalan söylediğiniz şeklinde dışarıdan gözlemlenebiliyor olabilir. Sizler de başta kendinize zenginlik yaratmak istiyorsanız zengin insanlara bakışınızı değiştirmeli ve her zenginin kötü bir yapıya sahip olduğu fikrinden kurtulmalısınız. 3 numarada ise para mutluluk getirir fikri vardır. Belki de bu kısmen doğru olabilir. Geçim sıkıntısını çok fazla üzerinde hisseden insanlar başta gıda ve barınma olmak üzere paraya kavuştuklarında bu gibi temel ihtiyaçlarını çözerek en temel sıkıntılarını giderebilirler. Fakat şunu da aklımızda bulundurmamızda fayda vardır ki çok para kesinlikle mutluluk getirmez altın mı su mu değerli adlı videomuzda anlattığımız marjinal faydanın azalma prensibi ilkesi burada önümüze çıkıyor. Diyelim ki dondurmayı çok seviyorsunuz ve artık paranız var. İlk yediğiniz dondurma çok güzel gelebilir. İkincisi de öyle. Üçüncüsü de, dördüncüsü derken beşincisi, altıncısı. Onuncusu derken hasta hissime hissetmeye başlayabilirsiniz. Artık Vücudumuz onu reddetmeye başlar ve ilk dondurmadan aldığınız haz gibi 10. dondurmadan da aynı hazı alamazsınız. Bundan dolayı çok paranın mutluluk getirme fikrine tam olarak katılmıyoruz. Aynı zamanda para kazanmak için harcanan efor ve girilen mali stres de insanların daha çok para elde etmek için mutluluklarından öden ödün verdiğini göstermektedir. 4 numarada ise çok fazla paraya sahip olmak istiyorsan yüksek maaşlı bir işe ihtiyacın var bilgisidir. Profesyonel olarak yüksek statülü bir işte çalışmak ve çok fazla para kazanacağını inanmak son derece yanlış bir düşüncedir. Üst düzey bir doktor, mali müşavir veya avukat gibi profesyonel bir statüye sahip insanlar toplum tarafından saygı görürler. Bunun başlıca nedeni de insanların zor zamanlarında onların sundukları özel hizmetlere duydukları ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Yani bu algılanan profesyonel statü aslında yapay olarak şişirilmiştir. Çoğu başarılı profesyonelin yaşam maliyetleri de ona göre artmaktadır. Bu da gözde görülmeyen bir özellik olarak karşımıza çıkar. Yani çok lüks bir evde yaşayabilir, çok lüks bir arabaya biner ve bu yolla maliyetleri ciddi oranda arttırarak yaşamlarını sürerler. Belki de şu sözleri etrafınızdan sıklıkla duymuşsunuzdur. Zengin gibi giyinmek zengin olmak anlamına gelmez. Aşırı zengin bireylerin çoğunun hiç maaşı olmadığını biliyor muydunuz? Bunun yerine zengin insanlar işletmelerin sahipleridir. Yani üst düzey bir mali müşavirlik firması için çalışmak yerine üst düzey bir mali müşavirerek firmasının sahibi olmak çok daha önemlidir. Dünyada ve ülkemizde de örnekleri olmak üzere en zengin doktorlar aslında doktorluk yapmıyor. Bunun yerine ilaç şirketleri veya medikal şirketlerin sahipleri olmuşlardır. 5 numarada ise yatırım yapmak için çok fazla paranız olması gerekir. Tabii ki bazı yatırım türleri için belirli bir yatırım miktarı olduğu doğrudur. Fakat elinizdeki parayla çok çeşitli yatırım yapma imkanları da mevcuttur. Bugün borsada 77 liraya Tüpraş hissesi, 100 liraya Koç Holding hissesi alarak yatırım yapabilirsiniz. Yatırım deyince belki de akla fabrikalar, apartmanlar veya iş yerleri almak gibi yatırım çeşitleri geliyor olabilir. Ama yatırımın bir sürü çeşitliliği olduğunu öğrenmeli ve yatırım yapmanın size servetinizi arttıran bir alışkanlık olduğunu hatırlatırız. Doğru yatırım kararlarının doğru finansal okuryazarlıkla elde edildiğini unutmadan YouTube kanalımıza abone olarak videolarımızda finansal okuryazarlığınızı arttırabilir ve doğru yatırım kararları almada kendinizi geliştirebilirsiniz videomuzu beğenerek bu tarz içeriklerin çoğalmasında bizlere destek olursunuz. Aslında yatırım yapmak için çok fazla paranız olmasına gerek olmadığı gibi aynı zamanda gelirlerinizin bir kısmını da yatırıma dönüştürmeli ve onları birleşik faiz videomuzda da anlattığımız gibi çoğaltarak zenginlik yaratabilirsiniz. 6 numarada ise para kazanmak için para gerekir bilgisi vardır. Tabii ki biraz paranız olduğunda para kazanmak daha da kolay olabilir. Ancak bu tam olarak da zorunluluk değildir. Herhangi bir insan kendini geliştirebilir ve zamanını para karşılığında takas etmeyi seçebilir. Mesela muhasebe veya bilgisayar kodlama alanında kendinizi geliştirebilir ve öğrendiklerinizi para ile takas edebilirsiniz. Yani öğrendiklerinizden para kazanabilirsiniz. Bu da para kazanmak için para gerekir bilgisinin yanlış olduğunu bize göstermektedir. Sonuçta yaptığınız işte ne kadar iyi olursanız hizmetleriniz için de o kadar fazla ücret alabilirsiniz. Kendinizi geliştirerek değerinizi arttırabilir ve geliştirdiğiniz konu ile alakalı zamanınızı satarak veya kendiniz için bir girişim şirketi kurarak para kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenip paylaştığınızdan emin olun. Böylelikle bu tarz içeriklerin çoğalmasında destek olabilirsiniz. FinInvest finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.